Meyvanı yememişsin. Canım istemedi. Züleyha'yı düşünüyorsun oğlum. Evet ama düşündüğün gibi bir şey değil Lütfiye. Züleyha mutluluğu bir türlü yakalayamadı. Arkadaşım için üzülüyorum işte hepsi bu. Öyle mi? İnsan boşluktayken ne yapacağını bilemiyor be teyze. Müjgan'ı kaybettim. Amcamı kaybettim. Aklım başımda değil de lütfen biliyorsun. Duygularımı aşk zannettim ama yanılmışım işte. Doğru söylüyorsun oğlum. Büyük acılar insana pusulasını şaşırtır. Sana ne diyeceğim? Ben Zeynep'le o kadar mutluyum ki teyze. Hiç hayal etmediğim kadar mutluyum biliyor musun? İçimden şöyle geçiyor. Keşke Züleyha da benim kadar mutlu olabilse. Züleyha'yı her düşündüğümde benim de içim yanıyor Fikret'ciğim. Onun en yakınları biziz artık. Hiçbir zaman elini bırakmayacağız. O da toparlayacak, ayağa kalkacak. İnşallah o da mutlu olacak oğlum. İnşallah Lütfü'm, inşallah. Zeynep'e gelince. Ona Züleyha'dan bahsettin mi? Bahsetmedim. Olmaz. Bence anlatmalısın. Yarın bir gün densizin biri çıkar. Ortaya bir laf atar. Ondan sonra sen kendini anlatamazsın evladım. Lütfen ben her şeyi söylemek istiyorum. Benimle ilgili her şeyi bilsin istiyorum ama Fikret benden niye sakladın derse, kaldıramazsa söylediklerimi. Fikret'im, sevgi dürüstlük ister. Eğer sevdiğinden bir şey gizlersen, işte o zaman onu kaybedersin. Sen kalbini aç, her şeyi anlat. O anlayacaktır. Zeynep böyle bir kız çünkü.